Evet, yeniden merhaba. Bugün modullarla devam ediyoruz. Demiştik ki modullar çok geniş bir aile esasında. Ama biz ilk olarak size 5 tane ferdinden bahsedeceğiz. Birincisi olan Ken'den bahsetmiştik. Neydi Ken? Onu kısaca bir hatırlayalım. Kabiliyetlerimizi anlattığımız yardımcımızdı. Bilmek, abilmek anlamındaydı. I, you, we, they, she cümlemizi başlatan bütün ifadeler için hepsinde Ken'i kullanabiliyorduk. Cümlemizi kurduktan sonra artık yaptığımız şey neyse onu söylüyorduk. Bir hareket, bir eylem, bir fiil getiriyorduk. Evet, bugün modullardan ikincisi must'a geçtik. Must, daha önce söylemiştik. Meli, malı anlamındadır demiştim. Mecburiyetlerimizi, zorunluluklarımızı anlattığımız yardımcımızdır. Yine bütün modullarda olduğu gibi must'a da I, you, we, they, he, she, it. Tüm cümlemi başlatan ifadeler için aynı yardımcıyı kullanıyorum. Meli, malı diyorum. Şimdi şöyle bir cümle kuralım. İlk örneğimiz her zaman dance ile başlıyor. Ben bir dansçıyım. Paramı bundan kazanıyorum. Dans etmeliyim diyeceğim. Dans etmeliyim. Meli, malı. Kendimle ilgili bir cümle. Dans etmeliyim diyen benim. O yüzden I diye başladım. Meli, malı demek için I must dedim, cümlemi kurdum. I must şu demek. Ben şimdi size şu bilgi koridorunda yazacağım şeyi yapmalıyım, etmeliyim, meli, malıyım demek. Ne yapmam gerektiğini hemen cümlemi kurduktan sonra yazıyorum. I must dance, yani dans etmeliyim. Peki, ya çok acelem var. Sonra konuşsak olur mu? Ben şimdi gitmeliyim diyeceğim. Nasıl derim Ahmet Bey? I must go. I must go. Gitmeliyim. I must go. Peki, koşmalıyız diyeceğim. Nasıl derim? We must run. Evet, şimdi başka bir örnek yapalım. Diyelim ki onlar yüzmeliler. Nasıl diyeceğim? Onlarla ilgili bir cümle. They must swim. They must swim. Onlar yüzmeliler. Eylemimi söyledim. Peki, onlar sağlıkları için yüzmeliler diyeceğim. They must swim for their health. Güzel. For için, hani kendisinden sonra isim geliyordu. Sağlık bir isimdir. For their health. Peki bu their'ı niye kullandık Ahmet Bey? Onların sağlıkları. Ha, sağlıkları. Kimi? For health desem direkt sağlık için. Sağlıkları. Onlara ait sağlık olduğu için. Peki başka bir cümle yapalım. Annem bugün dolma pişirmek zorunda. Dolma pişirmeli. Annem bugün dolma pişirmeli. Annem mi? Annen mi? Annem. Benim annem. My mom must. Evet. Yani my mom she'ye eşit. Ama evet. Ne olduğunun önemi yok. Neticede cümleyi başlatan bir ifade hepsi için biz aynı yardımcıyı must'ı evet. Kullanıyoruz. Zorunluluk olduğu için my mom must diye kurdum. Evet. Hemen cook. Ne yaptığımı söyleyeceğim. Cook. Dolma mıydı? Dolma. Evet. Peki diyeceğim ki misafirleri için. Annem dolma pişirmeli dedik buraya kadar. Misafirleri için. İçin neydi? For. Two things. Hızlı düşünün. For. Neden for bana açıklayın. Eylem yok. Eylem bundan önceki kelimelerde çünkü sonrasında gelmiyor. Evet. For'dan sonra bir isim geliyor. Evet. Siz söylemeyin hocam, misafiri biliyordum kelime olarak. Neydi acaba? G ile başlıyor. Guest. Request. Evet. For tabii misafirleri kimi? Her. Annemin she olduğu için. Evet. Her guest. Guest. Sonunda çoğul eki de var. Annem misafirleri için kek pişirmeli. İstersem sonra kek yap, dolma yapmalı. Pardon, dolma pişirmeli. İstersen bu ifadenin sonuna today de diyebilirim. Zaman evet. İfade ben sona getirip annem bugün misafirler için dolma pişirmeli demiş oldum. Peki, beni aramalısın. Arıyorum arıyorum açmıyor, sessiz mesaj bırakıyorum. Telesekretere not bırakıyorum. Ya beni aramalısın. Hatta şöyle diyelim. Beni mümkün olduğunca en kısa sürede aramalısın. Aman nasıl ya. Diyeceğim? Çok basit. Aramalısın. Kime diyorum ben bunu? You must. Çok güzel. Call me. Tamam bitti. Buraya kadar yaptıysan hani eskilerde bir tabir var ya bir nal bulduk geriye kaldı üç nalla biraz. Evet. Biz eğer şunu yapıyorsak arkadaşlar cümleyi kurup eylemimi de getiriyorsam
Artık biz aslında 3 nalla bir şeyi bulmuş oluyoruz. Geriye tek nal kalıyor. You must call me. Me'yi daha öğrenmedik. Hani bu cümlenizin başında ifadeler vardı. I, you, we, they, he, she, it. Ondan sonra gelenler vardı. My, your, his, her, their. Şimdi bir sonraki koridor. Geçeceğiz ona yavaş yavaş. Arada vermeyi düşünüyorum o videoyu da. Beni, bana, seni, sana, bizi, bize anlamındaki cümlede yapılan işten etkilenen kişiler anlatacağız bunu. You must call me. Beni aramalısın. Peki mümkün olduğunca çabuk nasıl diyeceğim? Şimdi birçoğumuz aslında şirket yazışmalarında falan kullanıyoruz bunu. Özellikle possible mümkün demek. Bunu şöyle kullanırlar. Baş harfleri birleşir. Türkçe olarak asap diye görürsünüz. Asap. As soon, soon yakında, kısa zamanda demektir. As soon as possible, mümkün olduğu kadar kısa zamanda. Hemen, bir an evvel, mümkün olduğunca çabuk anlamında kullanırız. ASAP diye okunur. Ama ASAP, şirkette çalışanlar, yazışma yapanlar çoğu bilecektir, hatırlayacaktır bunu ASAP. You must call me as soon as possible. It's urgent diye devam edin. Because, çünkü olduğu bir şey. It's urgent, acil. It dediğim şey yani konudan bahsediyor. Benim mümkün olunca çabuk aramasın. Acil bir durum var demek istiyorum. It's urgent. Bir de siz okuyun bize Ahmet Bey. You must call me as soon as possible because it's urgent. It's urgent. Güzel. Urgent. Peki devam ediyoruz. Son bir cümle yapalım. Must'la ilgili. Sınavlarım için sıkı çalışmalıyım diyeceğim. Çalışacak olan benim. Sınavlarım için sıkı çalışmalıyım. Nasıl derim? Kendimle ilgili bir cümle. I must. Bir work. Defa benim alayım. Evet. Şimdi work dersek, work bir işte çalışmaktır. Study. Para karşılığı. Evet. Ders çalışmaktan bahsedersek, study. Ona da study diyeceğiz. I must study. Sıkı çalışmak, yoğun çalışmak hard'tır. I must study hard. Çok çalışmalıyım, sıkı çalışmalıyım anlamında hard kullanılır. Hatta hard working çalışkan anlamındadır. Burada sıfat öne geçmiyor değil mi hocam? Herhangi bir hard sıfat yok. Burada zarf, hard zarf durumunda çalışmayı niteliyor. Çok da önemi yok sıfat zarfı. Evet. Evet, öncelikle eylemim geliyor. Türkçede biz sıkı çalışmak diyoruz ama İngilizce'de önce çalışmalıyım diyeceğiz. Kurduk. Bakın bütün cümlelerde öyle. Kurulumdan sonra ilk gelen şey fiil. Fiilimizi getireceğiz. Yaptığımız işi hareket bildiren ifadeye getireceğiz. Ondan sonra devam edeceğiz. Hard working çalışkan dedik. Tam tersi de lazy bu arada. Lazy. Evet. I must study hard. Sıkı çalışmalıyım. Cümleyi unuttum. Sınavlarım için. Şey, sınavlarımız için. Sınavlarım için. İçin. For diyor. My. Exam. Değil mi? Examination. Sınav demek. Exam kısaltılmışı. Sınavlarım için sıkı çalışmalıyım. Evet. Her zamanki gibi cümlemizi başlatan bir ifade var. Sonrasında yardımcımızla kurduk. Artık melimalı anlamındaki must'ı öğrendik. Kurulumdan sonra da hemen hareket bildiren ifademiz geliyor. Cümle dizilimi o şekilde devam ediyor. Son cümle dedim ama bir tane daha yaptırmak istiyorum Ahmet Bey size. Ali arkadaşlarıyla gelecek hafta Mersin'de futbol oynayacak. Ali arkadaşlarıyla gelecek hafta Mersin'de futbol oynayacak. Biraz zor oldu. Hiç zor değil, hiç zor değil. Şöyle düşünün. Ali arkadaşlarıyla Mersin'de gelecek hafta sonu futbol oynayacak. Kim bu işi yapacak olan hemen biz söyleyelim bunu. Bu must değil mi hocam? Oynamalı. Oynamalı diyelim. Doğru. Ha, oynamalı. Must değil, doğru. Evet, oynamalı. Kim bu oynamalı dediğim kişi? Ali. Ali. Ali must. Çok güzel. Bunu yaptık zaten. Ne yapmalı Ali? Play futbol. Çok güzel. Kurdum cümleyi, eylemimi getirdim. Play futbol. Futbol oynamalı. With him friends. His friends. Olayı karıştırıyor hocam. Değil mi onu? With his. İkinci koridor. Benim, evet. Senin, bizim, sizin, onların, onun. Evet. He, his oluyordu. Evet. With his friends. In Mersin.
Evet. Nerede olduğunu söyledi. Gelecek hafta da... Gelecek haftayı ben yardımcı olayım. Next gelecek demektir. Ha. Next. Next'in sonuna ne getirirsek... Next week. Evet. Next week dersem gelecek hafta. Next year dersem gelecek yıl. İşte next weekend dersem gelecek hafta sonu demiş aslında oluyorum. Aslında bilmediğimiz bir şey değil ama işte bazen... Uzunluğu korkutuyor. Tamam. Değil mi? Gözümüzde büyütüyor. Aslında çok basit. Evet. Evet. Şimdi şöyle bir cümle yapalım. Diyelim ki... ben dans etmeli miyim? Zorunlu muyum? Diye sorusunu soracağım. Soru sorarken artık anlatmaya ihtiyaç bile duymuyorum. Ne yapıyorduk? I must dance bizim ana cümlemiz. Dans etmeliyim. Soru sorarken İngilizce'de her zaman olduğu gibi yardımcımızı başa alıyoruz. Must I dance? Ben dans etmeli miyim? Sen dans etmeli misin desek must you dance diyecektik. Peki, ya ne güzel oturuyorduk şimdi, kalkmanın zamanı mı? Gitmeli misiniz diyeceğim. Gitmeli misiniz? Kim siz? Must bu bir soru. Must'ı başa aldım. Evet. Must you go? Must you go? Must you go now? Now da ekleyelim. Şimdi gitmeli misiniz? Şimdi gitmeniz gerekiyor mu? Gitmek zorunda mısınız? Peki. Bu projeyi yarına kadar bitirmeli miyiz? Bu projeyi yarına kadar bitirmeli miyiz? Soruyorum patronuma, geldim bir proje verdi. Bu dedi bitsin dedi. Yarına kadar bitirmeli miyiz? Kim? Must. Hiç yardımcı olmayacağım. Ben tamamlamaya çalışayım. Tamam. Must we finish this project? Bu proje dediğimiz için this project... Yarına kadar. Kadarı bilmiyor olabilirsiniz. Bunu ben hemen söyleyeyim. Until ya da till. Till evet. İki L ile yazılıyor. Until tek L ile yazılıyor. İkisi de aynı anlamda. Kendisinden sonra gelen ifadeye e kadar anlamını katıyor. Evet. Must we finish this project until tomorrow? Yarın mı demiştik? Evet. Until tomorrow. Evet. Until ile till neye göre geliyor peki? Hiçbir fark yok arada. İstediğini kullanabilirsin. Sanki evet. Until olumsuzmuş gibi. Yok, hayır. Yani. Öyle bir şey yok. Unhappy, happy, unhappy evet. Oradan geliyor sanki evet. Aklınıza da. Öyle bir şey yok. Until ve till'den sonra istediğimiz zaman ifadesine getirebiliriz. İstersek until 6 o'clock, 6'ya kadar diyebilirim. Until Monday, pazartesiye kadar diyebilirim. Until this summer, bu yaza kadar diyebilirim. İstediğimi söyleyebilirim. Evet, sorularda da klasik yardımcımızı başa alarak soru yapıyoruz dedik. Peki, olumsuzuna bakalım. Olumsuzunda hemen bir nottan bahsetmek istiyorum. Önemli bir şey var burada. Olumsuzunda şöyle, lütfen not olarak siz de düşün. Must olumsuzunda dışarıdan gelen bir yasaklamayı anlatır. Bir yaptırımı, bir kanunu, kaideyi anlatır. Hani kendi isteğimizin dışında dışarıdan illaki bir zorlama gerekiyor. Dış bir etken var burada. Mesela diyorum ki bir tane örnek vereyim. Şeyi hatırlıyor muyuz? Teach, öğretmek, teacher, öğretmen. İşte swim, yüzmek, swimmer, yüzücü. Dance, dans etmek, dancer, dansçı. Drive, sürmek demektir. Örneğe geçeyim şurada. Drive, sürmek demek. Driver, sürücü, şoför demek. Drivers dersen sürücüler demiş oldum. Must, klasik olumsuzlarda ne yapıyorduk? Not getiriyorduk. Bunun yazılışına dikkat edin. Yazılışında hep hata yapılır. Şu T unutulur genelde. Drivers mustn't. Yasaklama var. Pass at the red light. Kırmızı ışıkta geçmemeliler. Şimdi bu bir kanun. Değil mi? Bu bir kanun maddesi. Bunun bir cezası var. Kırmızı ışıkta geçenler ceza alıyor. Yoksa her sürücü geçmek ister, ben de dahil. Ama ceza aldığımız için ne yapıyoruz? Bekliyoruz. Bizi disipline ediyor. Geçmemeliler. Bu bir yasaklama. Ya da bundan yıllar önce ben ilk devlette çalışmaya başladığımda o zaman şu anki gibi devlette çalışan öğretmenler pantolon falan giyemiyordu. Ya da işte ne bileyim böyle sandalet, açık ayakkabı mümkün değil. Pantolonu bırakın, kotu falan bırakın, pantolon dahi giyemiyorduk. Etek giyme zorunluluğu vardı. Yani klasik giymek zorundaydık.
O zaman bize, şu an o zamanda yaşadığımızı düşünürsek bize diyorlar ki you mustn't wear, giymemelisiniz, yani bu bir yasaklama, giymemelisiniz jeans in state schools. Bakalım bir, teachers mustn't wear jeans in state schools. State schools dediğimde, şunu da çoğaltalım, devlet okulu demek. Öğretmenler devlet okullarında jean yani kot pantolon giymemeliler. Tabii bu artık giyilebiliyor, bu eskidendi. Eskiye vurmuyoruz, şu anmış gibi düşünüyoruz bu arada. Ya da diyorum ki, ya görmüyor musun kocaman yazı var. Burası kantin, kapalı bir mekan yani kapalı bir alandayız şu anda. Sigara içmemelisin, bu yasak. Onu nasıl söyleyeceğim Ahmet Bey? Burada sigara içmemelisin. You mustn't ya da. Evet, you must not ya da kısaca mustn't smoke. Evet. Here. You mustn't smoke here. Burada sigara içmemelisin demiş oldum. Evet, birkaç tane geçmişteki konularımızla birlikte örneklerimizi çoğaltalım. Yoksa sıralamada siz neyin ne olduğunu biliyorsunuz. Cümlelerimizi kurarken her zaman cümleyi baştan bir ifade, bir yardımcısıyla kuruyorduk. Sonrasında bilgi veriyoruz. Modullarda ilk gelen bilgimiz bir eylem, bir fiil, hareket bildiren bir ifade. Sonrası devam ediyor zaten. Soru yaparken her zaman yardımcıyı başa alıyoruz. Olumsuz yaparken de yardımcıdan sonra not getiriyoruz. Burada bilmemiz gereken önemli nokta şu, must olumsuzunda dışarıdan gelen bir yasaklamayı anlatıyor. Buraya kadar tamam mıyız? Evet. Ahmet Bey var mı bir problem? Yok hocam, gayet güzel. Evet, şöyle bir cümle yazalım. Dolapta bir şişe soğuk su var. Nasıl diyeceğim bunu? Dolapta bir şişe soğuk su var. Var. Var diye bitirdim. Var yok dünyası. Deniz zarar mıydı? Evet. Bir şeylerin bir yerlerdeki deniz. Varlığı deniz zarardı. Evet. Bir şişe dediğime göre deniz mi derer mi? Deniz. Tek bir şey çünkü. Evet. There is. Var dedim. Ne var? A bottle. İki T diğer bakırın D'si. A bottle of cold water. Bir şişe soğuk su var. Şimdi var dedim. Ne var? Bir şişe soğuk su var. Nerede olduğunu söyleyeyim. In the fridge. Dolapta. Fakat ben o suyu içmemeliyim. Yasak. Annem bana yasakladı. Sürekli faranjit oluyorum. İğneler olmak zorunda kalıyorum. Annem tarafından dışarıdan gelen bir yasaklama var bana. İçmemeliyim. Fakat ben o suyu içmemeliyim. But I mustn't drink this mi diyeceğiz orada? That. That diyelim. Dolabın içinde durduğu için. That water. Fakat ben o suyu içmemeliyim. Aslında burada şey kolayca hastalanabilirim ve falan geçeceğim ama daha meyi vermediğimiz için hastalanma ihtimalim var falan yapmıyorum. Uzatmak istiyorum aslında. Evet, başka bir cümle yapalım. Şöyle diyelim. Yarın erken kalkmalıyım çünkü önemli bir toplantı var. Yarın erken kalkmalıyım çünkü önemli bir toplantı var. I must. Evet. Kurduk cümleye eylemimiz gelsin hemen. Wake up mıydı? Get up da olur, wake up da olur. Evet. I must get up. Kurduk cümleye eylemim geldi. Early. Tam tersi tomorrow. Late'ti. Evet. I must get up early tomorrow. Because. Evet. Toplantımız mı vardı hocam? Önemli bir toplantı var çok izimizde diyelim hadi. Because. Onu peltek yapmaya çalışıyorum ama olmuyor, tamam. Çok zor. Oluyor. Yani, kalın biraz çünkü. Biraz fazla yapıyorum yani mesela peltek. Teşekkürdeki thank you'yla mesela verdeki ve Diyarbakır'ın D'si daha baskın, daha kalın. Ben söyleyince Z'ye gidiyor. Ver. Tamam, çok güzel, öyle olacak zaten. Öyle. Where is. There is. Evet, var. Ne var? Top,
Önemli bir toplantı. Önemli bir toplantı. Toplantımız değil. Evet. Önemli bir toplantı var. Important. Tamam. Bizi en başa ekleyelim. A meet. A important olur mu? An important. Meeting. Meeting. Evet. I must get up early tomorrow because there is an important meeting. Çünkü önemli bir toplantı var. Evet. Hatta ofisimizde demiştik. In our office. Ofiste diyebiliriz. Evet. Şimdi yine bu örneklerimizi çoğaltacağız. Çevirilerimizi bulabilirsiniz. Bu konuyu öğrendikten sonra arkasına hemen çeviri çözümlerini de vereceğiz. Açıklamalar kısmında linkini bulabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın. Master'ı da bitirmiş olduk. Görüşmek üzere. Güzel. Kaç dakika olmuş? 25 dakika. Tamam. Ama şaka bak harbiden cümleler gayet güzel gidiyor. Kuruyorsun işte. Görüntü akıyor. Ses. Ses de akıyor, tamam. Nuri'nin de ses geliyor ama neyse. Bir şey olmaz. Bir iki saniye bekleyelim, ondan sonra enerji girelim biraz. Must. Ay şu an işimde de gülüyor ki aklımı tavşan geçiyor. Süt demek. Bir bardak süt içmediğinde. I must a glass of milk. Ama ne yapmalısın? I must dedin, kurdun cümleyi. Hadi ne yapmalısın? Ne yapacağını söyle bana. Bu sütü ne yapacaksın? Dökeceksin mi? He, drink. Yıkanacaksın mı? Drink. Ha, baştan söyle. I must drink a glass of milk. Tamam. Peki, de ki paşa dolma yemelidir. Paşa yiyecek. Evet. He must. Evet. Paşa must da diyebilirsin direkt. Paşa must eat dolma. Must'ı öğrenmişsin. Hadi bakalım. Devam edelim mi? Edelim. Must, M'ye geçelim hadi. Dur silme onu. Bir tane daha video çekelim. Saat kaç?